Şarap. Lütfen. Aşkımıza. Aşkımıza. Veli, ne yapıyorsun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya Veli, ne yapıyorsun? Ben buradayım. Görmüyor musun beni? Sana ne kadar bayıldığımı söylemiş miydim ben? Ya, ne kadar bayılıyormuşsun bana? Şöyle yanaşta göstereyim. Geçti bebeğim. Geçti anneciğim. Yanlış bir zamanda aradım galiba. Ya bugün sevgililer günü olduğu için kendimize göre planlarımız vardı tabii. Özür dilerim, düşünemedim. Tabii bütün gecenizi berbat ettim şimdi. Ama gerçekten zor bir durumda olmasaydım aramazdım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sana ne olduğunu merak ettiğim için de Demir'le birlikte geldim. Biri kapıyı zorladı. Hırsızdı galiba. Ben de evde kimse olmayınca Demir'i aradım. Şimdi iyisin ama değil mi? Keşke Demir'i aramadan önce ev arkadaşlarının olduğu gelseydi aklıma. Haklısın. O panik anını da düşünemedim. Tabii sizin planınız olacağı da aklıma gelmedi. Özür dilerim. İyisin madem. Biz gidelim canım. Görüşürüz. Demir, dün olanlar için çok üzgünüm. Düşüncesizce davrandım. Sevgililer gününüzü mahvettim ama... Önemli değil canım. Ne yapalım, olan oldu artık. Ya aslında Aykut öyle davranınca ne yapacağımı bilemedim. Başaryan'a durumu açıklamak istemedim. Bak, ben de seni anlıyorum. Sana yardım etmek de istiyorum ama... artık benim hayatımda Başak var. Yani sen beni çağırınca zor durumda kalıyorum. Haklısın. Ama kötü niyetli davranmadığım inanılır mı? Senden başka kimsen yok. Demir. Dersin bittiyse gidelim mi hadi? Ben de gidiyordum zaten. Görüşürüz. Aşkım, bak sana kendi ellerimle kahvaltı hazırladım. Git başımdan. Pelin, annenler aşağıda seni soruyor. Uyuyor dedim. Niye yalan söylüyorsun ki? Kızınıza tokat attım. Ona vurdum deseydin ya. Pelin, çok haklısın. Yani ne olursa olsun kendime hakim olmam gerekiyordu. Ama sen ne yaptın? Daha evliliğimizin ilk günlerindeyken bana el kaldırdın. Bana vurdun! Hayatım, bak gerçekten pişmanım. Ama dün ne bileyim çok gergindim. Ya bir ton aksilik oldu. Bir de eve geldiğimde sen öyle üstüme gelince... Ne gerginliği be? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ne gerginliğinden bahsediyorsun? Ne akla vurursun bana? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Kahretsin.
Deli. Hayır ya, bakmayacağım moda kafeye filan. Ya of, dayanamıyorum ki. Kimse yok moda kafede. Neredeler acaba? Milli Bey karısının koynundan kalkamamıştır ki. Of! Elim ayağım titriyor. Hadi Banu ya, hadi. Yeni bir posta daha atmış ol. Yok tabii. Bir tane daha mı yollasam? Yok be. En iyisi beklemek. Bu hanım ne yiyor ne içiyordur şimdi kim bilir? Mısır gevreği yiyordur ana. Tabii canım, dolaptan da böyle çıkarıp buz gibi sütü döküyordur üstüne. Aman hayır, yapmasın, hasta olur. Mısır gevreği ne ki? Kutudan dökülen kahvaltılık. Ne gülüyorsunuz siz, böyle anlamıyorum ki. Vallahi ana, filmlerde görüp söylüyoruz işte. Bana bakın, bir daha benimle dalga geçerseniz vallahi Allah yarattı demem. Oh anne! Morarttın ya. O olsun. Ben bugün Çorum'a gidiyorum Sabiha. Kazım vallahi bırakmam ha. Zaten Banu da yok. Ben evde yalnız mı kalayım? Ne yapalım ya, bu ekmek parası. Biz varız ya anneciğim. Siz çalışıyorsunuz. Sen de iyice çocuk gibi oldun ha. Oy anacığım, kıyamam ben sana. Aa, hadi internete girelim. Banu'ya bakalım, belki denk geliriz. Eyvallah, hadi. İyi olur. Ben hiç görüşmedim, gitti gideli. Ya konuşalım da onun şarjı yok. Şunun zımbırtısını bir getirsene Suna ya. Hayatım sen getirsene şunun zımbırtısını. Allah'ım ya. Ya. Tamam babacığım, biz hallederiz, sen merak etme. Aa babacığım, yalnız şey diyeceğim. İstersen Melih'i sen kendin arayıp rica et. Yok canım, aramız bozuk değil de. Hani sen ararsan onun daha çok hoşuna gider, o yüzden söyledim. Ya ben de seni çok özledim babacığım. Tamam, çok öpüyorum. Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal. Hoş geldin. Dersin nasıl geçti? Ders işte, arzunuzu geçecektir ki. İlkokuldan beri hiçbir dersim iyi geçmedi benim. Maşallah. Bugün keyfin pek yerinde. Yok, hiç de keyifli değilim. Saatini takmamışsın. Ha, ben unuttum. Unutmuşum yani. Şey neyse, babam arayacak seni, haberin olsun. Baban niye arayacakmış beni? Bilmem. Arayınca öğrenirsin. Gitti. Nerede bu telefon? Özür dilerim Ozan. Bunu yapamazdım. Benimle gelmene izin ver.
vermek ikimize de haksızlık olacaktı. Lütfen peşimden gelme. Ben hala Melih'i seviyorum. Lanet olsun sana Banu. Lanet olsun. Ozan. Mehveş ile Efsun çıktılar. Ben de ikimize sıcak çikolata yaptım. Hadi gel içelim. Olur, sağ ol. Al bakalım. Sağ ol. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Ne gezer? Hala inanamıyorum. Resmen terk etti beni. Bırakıp gitti. Belki zamanla unutursun ha? Unutmak mı? Hayatta en çok istediğim şey bu. Ama yapamıyorum. Bir insanı hem çok sevip de hem de nefret etmek diye bir şey varsa işte tam o haldeyim. Demek bu kadar çok seviyorsun onu. En kötüsü de bu. Bana yaptığı onca şeyden sonra bile hala onu çok seviyorum. Ay! İyi misin? Yandın mı? İyiyim, iyiyim. Ben bir şuraları sileyim. Derse mi? Hı, evet. İyi misin sen? Pek iyi görünmüyorsun. İyiyim, iyiyim ya. Dün gece pek uyuyamadım. Ondandır herhalde. Sen nasılsın? İdare eder. Dün nasıldı? Yani sevgililer günüydü ya, o bakımdan. Yani diğer günlerden pek bir farkı yoktu. Yalnız olunca öyle oluyor değil mi? Hatırlıyor musun? Geçen sene sevgililer gününde ne kadar eğlenmiştik. Sen bana kocaman periş boyayı almıştın. Evet, hayal meyal hatırlıyorum ben. Canım benim şimdi derse gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz olur mu? İyi dersler. Yaklaşma bana. Güzelim. Gerçekten çok pişmanım. Ya elim kırılsaydı da vurmasaydım sana. Ama vurdun. Bir adama aşık oluyorum. Onunla evlenmek için bütün ailemi karşıma alıyorum. Ama onun bana yaptığına bak. Ne desen haklısın. Bak izin ver, kendimi sana affettireyim. Yaklaşma, dokunma bana. Bırak beni. Pelin. Dokunma bana, bırak. Ya Pelin lütfen. Bırak. Pelin. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Yalnız kalmak istiyorum, git. Pelin. Yüzünü gördükçe daha çok sinirim bozuluyor. Aykut git. Senin aldım. Üzümlü kek. En sevdiğinden. Ya o kızın ne işi vardı senin yanında? Bitmedi mi hala dünkü mesele? Psikolojisi çok bozuk. Dün çok korkmuş. Sen de duydun. Tamam. Anladık. Dün gece korkmuş. Peki bugün ne anlattı sana? Hem gecemizi mahvettiği için özür dilemek hem de teşekkür etmek istemiş. Ya bu kızın başka arkadaşı falan yok mu? Niye her seferinde seni arıyor? Ne yapsın Başak? Kız kimi arasın? Ozan'ı arasın, Mehveş'i arasın. Ya ev arkadaşı değiller mi bunlar? Sırf kapı zorlandı diye gecenin bir körü seni çağırmak zorunda mı? Öyle bir anlık aramış işte. Ya lütfen bu kadar büyütme. Bak Esun'la benim aramda hiçbir şey yok. Olmayacak da. Tamam mı sevgilim?
E hadi ama bak, bugün çocuklara hediye alacağız. Seni böyle görürlerse üzülürler. İyi peki. Öyle olsun. Sen hep gül, tamam mı? Kek. Ay canım ablam ya. Yeni uyandım. 2 saat gerideyim. Hadi bakalım. Kızım. Merhaba. Ay hepiniz orada mısınız? Senin için toplandık kızım. Vay be. Gavur neler yapıyor ha. Banu. Bak babam bana gül aldı. Görüyor musun? Dün sevgililer günüydü ya, ondan gül aldı. Vay be. Babama bak sen. Sen nasılsın babam? İyiyim kızım. Seni gördüm, daha iyi oldum. Babacığım bağırmana gerek yok. Nasıl gidiyor işler baba? Çorum'a gidiyorum bugün. Gitmeden seni bir göreyim dedim. Hadi canım, yola mı gidiyorsun yine? Ya ben hepten yalnız kalıyorum. Anne öyle yapma ya, üzülüyorum. Sen gittikten sonra bizim pabucumuz dama atıldı Banu. Hadi canım sen de. Ya ben de çok özledim sizi. Anlat bakalım, oralar nasıl? Valla aslında pek bir şey yok yani anlatabileceğim. Daha gezmedim. Yavrum! Çık da biraz fotoğraf falan çek gönder, olur mu? Evet, mail at sonra. Fotoğraf. Tamam gönderirim ama vaktim olursa. Yoklama var. Kapatmam lazım. Burada çok sıkı bir yönetim var. Kızıyorlar. Hadi hepiniz... Öpüyorum. Babacığım. Sana da iyi yolculuklar. Güle güle. Fotoğraf mı? Ay bir o eksikti ya. Evet. Sıcak çikolatamı da tazeledim. Evet, seni dinliyorum. Daha iyisin değil mi? Hı? Aman işte sakarlığım tuttu benim. Ben iyiyim de sen değilsin. Bak ben sana acını yaşama demiyorum ki. Üzülmen gerekiyorsa üzül tabii ki ama bunu yaparken de hayattan kopma. Hayat devam ediyor sonuçta. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor ki. Ya zamanla her şey düzelecek. Akışına bırak biraz. Doğru söylüyorsun. Düşününce çözülmüyor. Gerçi çözülecek bir şey de kalmadı ya. Neyse. Ya üzülme Ozan. Geçip gidecek işte, göreceksin. Hem insan hayatı boyunca tek bir kişiyi sevmez ki, değil mi ama? Gün gelir karşına başkaları da çıkar belki. Orası biraz zor. Neyse. Yanımda olduğun için sağ ol kanka. Cevat. Ne yapacağız biz bu Ozan'la? Kanka, ne olur yine Cevat'la konuşmaya başlama. Zaten onu görünce tüylerim diken diken oluyor. Üf, kalbini kırıyorsun ama. Hah, bir onun kalbi eksikti. Neyse. Ben yavaştan kaçayım. Bugün de ödevi teslim etmezsem kesin kalacağım. Kendine iyi bak. Güle güle Ozan. Güle güle gizli aşkım. Buyurun Bülent amca.
Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ya evet, biz de çok istiyoruz. Şu havalar bir iyileşsin, geleceğiz inşallah. Yo, estağfurullah, buyurun. Evet. Ne kadar tahsil edilecek? Tamam, benim bir dersim vardı. Çıkınca oraya geçeriz. Parayı alınca da size haber veririz, merak etmeyin. Olur mu canım, öyle şey ne zahmeti? Tamam. Rica ederim. Siz de öyle. Hoşçakalın. Sizin Tunalı'da iş merkeziniz mi var? Evet. Oradaki kiracılardan birinden bu ayki kirayı almamız gerekiyor. İyi. Benim bir dersim var. Girip çıkayım. Oradan gelip seni alırım. Melih. Hani diyorum ki oraya kadar gitmişken hazır. Belki biraz baş başa zaman da geçiririz. Ne dersin? Görüşürüz Arzu. Annem takılır şimdi ya. Bir şeyler göndermek lazım. Şu da olur. Bu kadarı yeter herhalde. Ay, şimdi kulu da olmak vardı. Neden olmasın? Bir gözlük, bir eşarp, tamam. Kimse beni tanıyamaz. Of. Ay, alışamadım şu zile ya. Of, Berna teyze. Hoş geldiniz. Merhaba canım benim. Nasılsın? Berna teyze, böyle her gün gelmenize gerek yok. Dikkat çekeceksiniz. Olur mu canım benim? Ben sana söz verdim seni yalnız bırakmayacağım diye. Neyse, ben ellerimi yıkayayım da sen bana bu arada bir kahve yapıver. Kendin yap kahveni ya. Sen bir şey mi söyledin? Anlamadım. Orta şekerle içiyordunuz değil mi kahvenizi? Evet. Ne olmuş buna ya? Bir havalara girmiş. Hep böyle paldır küldür kapatıyor. Neye uğradığımı şaşırıyorum. Yok yok, ben beğendim. İşi sıkı tutuyorlar belli. Yaprak gibi titriyordu bizim kız. Ya değil mi baba, öyle. Bence tam fotoğraf istediğinizde geldi hoca. Bayağı panik oldu bizim baldız. Her sabah sayıyorlar bunları belli. Çok iyi, çok iyi. Vallahi rahatladım ha. Alarm sistemine kamerayı da koyacaksınız değil mi? Tabii, kilidi değiştirdikten sonra kamerayı da takacağız. Kolay gelsin. Teşekkürler. Günaydın canım. Nasılsın? Günaydın anneciğim, iyiyim. Peki öyle görünmüyorsun. Ne bu suratın hali? Yeni uyandım, ondandır. Anlat bakalım, dün gece nasıl geçti? İyi, güzeldi. Bu kadar mı yani? Anlatacak hiçbir şey yok mu? Sohbet ettik, yemek yedik falan. Öyle, bildiğin şeyler işte. Pelin. Bana bak, doğruyu söyle. Dün gece kötü bir şey mi oldu? Yok anneciğim, bunu da nereden çıkardın? Yok yok, bir şey olmuş. Gözün şişmiş, kızarmış. Ağladın mı sen yoksa? Of anne, yeni uyandım dedim ya. Bir rahat yok insana bu evde. Nereye? Odama çıkıyorum. Biraz toparlamam lazım. Safiyet aldın mı oyuncak işte? Ya toptancılarla görüştüm. Onlar da gelin biz size fiyat konusunda yardımcı oluruz dediler. Süper. Bugün gitip alalım oyuncakları. Yarın da yetiştirme yurduna gideriz işte. Ya çocuklar oyuncakları görünce nasıl mutlu olacaklar? Birbirinizin kıymetini bilin arkadaşlar.
Bir de bugünleri çok arayacaksınız. Sen iyi misin Beveş? Bir zamanlar çok iyiydim. Ama o zamanlar geride kaldı. Sanırım bu duruma alışmak gerekiyor. Aman. Neyse. Anılar Bulvarı'nda gezindim de biraz. Sizden ne haber? Meyveş, haberin var mı bilmiyorum. Ama biz geçen hafta okulun dans yarışmasında birinci olduk. İnanmıyorum. Süper. Bir de 2000 lira para kazandık. Vay be. Ne yapacaksınız peki parayla? Yetiştirme yurdundaki çocuklara oyuncak alacağız. Ya çok iyi düşünmüşsünüz. Bir zamanlar biz de Özgür'le... Bu seneki tango yarışmasının birincisi... Özgür Atabay ve Mehmet Fotamış çifti. Çiftimizi tebrik ediyorum ve çok inanet ediyorum. Biliyordum ya, biliyordum işte. Eski günler işte. Yanlış hatırlamıyorsam biz de 2000 lira kazanmıştık. Ya neyse. Ben de şu oyuncak alma işine varım. Ne yapmam lazım? Başak görüştü firmayla. Sadece gidip alacağız o kadar. Meyveş, sen de bizimle gelsene. Ay, gelirim. Hatta süper olur. Ama önce liste yapmamız lazım. Ya bırak canım listeyi. Yolda yaparsın. Hadi kalk. Ne yapıyorsun sen canım benim? Anneme Londra fotoğraflarını yolluyorum. İnternetten animatörü çekilmiş olanlarını seçtim de anlamasın diye. Ay, çok cinsin Banu. Öyleyimdir. Aa, ben ilaç içmeyi unuttum. Bu arada Berna teyze, şu ev işi ne oldu? Bir an önce halletseniz diyorum. Acele etmeyelim diye konuşmadık mı canım benim? Şurada doğuma ne kaldı Berna teyze? Paranızı bence bir an önce denkleştirseniz iyi olur. Banu, ben verdiğim sözü tutarım canım benim. Merak etme. İyi olur. Ben de gideyim artık. Bir şey diyor musun? Ben diyeceğimi dedim. Sonra görüşürüz. Ozan, sen ne çabuk dönmüşsün ya İngiltere'den. Git başımdan Melih. Gideceğim de nereye gideyim ya? Sen bir yer söylesene. Cehennemin dibi nasıl ha? İngiltere'ye gideyim mi? Ne dersin? Tavsiye eder misin oraları? Pardon be oğlum. Sen oraya gidememiştin değil mi? Aa, kusura bakma ya. Ben yarına tuz basmış gibi oldum ama. Melih, yeter. Uğraşma benimle. Hadi ya. Uğraşırsam ne olacak? Ha? Uğraşırsam ne olacak? Sen şunları bırak. Özgür? Efendim baba. İyi misin oğlum? Yanımdan geçiyorsun, beni görmüyorsun. Dalmışım işte. Senin bir sıkıntın var. Odama gidelim de biraz konuşalım. Abartma baba, iyiyim. Derslerle ilgili bir şey düşünüyordum. Hem zaten kütüphaneye gidip çalışmam gerekiyor. Uzatma. Odama gidelim, konuşalım. Hadi dedim. Tamam. Efsu! Ya Efsu! Dursana kızım ya! Ya rahat bırak beni. Ya kızım, önemli bir şey diyeceğiz herhalde değil mi? Hem sen... Öyle gaza basmış nereye gidiyorsun? Benden mi kaçıyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Efsu, bak, insan gibi dinle. Hasta etme adamı. Sonra niye sinirlendi oluyor ya? Ya senin kendine hiç saygın yok mu? Seni sevmiyorum diyorum, istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Çünkü ben sana aşık oldum bir kere. Sen aşk nedir bilir misin Efsu? Senden iyi bildiğim kesin. Efsu, ben sana baktıkça içim yanıyor benim.
Dün bana yaptıklarından sonra da için yandı mı peki? Ya sen ne anlarsın aşktan, sevgiden? Efsun, dün için özür dilerim. Bak bir daha olmayacak, söz. Beni affet. Yok yok. Sen gerçekten iyice kafayı yedin. Efsun lütfen. Ya seni de hediyeni de istemiyorum. Seni sevmiyorum ya, neden anlamıyorsun? Hiçbir zaman sevgilin olmayacağım. Olacaklardan o zaman ben sorumlu değilim. Benden günah gitti. Sen beni sevene kadar senin etrafında, senin sevdiğin herkes acı çekecek. Herkes! Melih, yeter, hasta etme beni. Ne o? Bütün sinirini benden mi çıkaracaksın yoksa? Bana bak, şansını fazla zorluyorsun, haberin olsun. Asıl şansını sen zorluyorsun Ozan. Banu seni sevsin diye yapmadığın soytarılık kalmadı. Ama Banu seni hiçbir zaman sevmedi Ozan. Oysa ne hayaller kurmuştun değil mi? Yeni bir ülkeye gidecektiniz. Yeni bir hayat, yeni hayaller. yeter be, kes sesini! Söylediklerim canını mı acıttı? Ama üzgünüm bir aslanım. Senin hayaller başka bir bahara kaldı. Tabii öyle bir bahar varsa. Ya biz var ya çok erken doğmuşuz. Benim çocukluğumda hiç bu kadar oyuncak çeşidi yoktu. Ya hatırlasanıza, bizim zamanımızda lahana bebekler ne kadar popülerdi. Ben de o birbirinin içine geçen küplerin çok hastasıydım. Sürekli onlarla oynuyordum. Ne güzeldi değil mi? Bir de bana sor. Demirciğim, ne yapıyorsun burada tek başına? Oyun oynuyorum. Yine ev mi yaptın? Evet. Ama olmaz ki Demirciğim, sürekli ev yapıyorsun. Başka şeyler de yapman lazım. Kedi, köpek, ağaç. Olmaz, ben hep ev yapacağım. Ne kadar çok ev yaparsam o kadar çabuk evime dönerim. Ben ev yaptım. İçinde annemle babam var. Uyuyorlar. Ben de aralarında yatıyorum. Demir, sevgilim. Dünyadan Demir'e, alo. Öyle dalmışım bir an ya. İyisin değil mi? İyi miyim? İyi o zaman. Ben buradan kaçar. Görüşürüz. Ya Mehveş, çok geçmiş olsun. Dün sizin eve hırsız giriyormuş galiba. Ne? Ne hırsızı ya? Benim haberim yok. Nasıl bilmiyorsun? Efsun söyledi. Yo, söylemedi. Ha, sizin kapı zorlanmış galiba. Efsun da çok korkmuş. Dün Demir aradı. Allah Allah. Efsun böyle bir şey saklamazdı ama... Neyse canım, meseleyi büyütmemek içindir. Evet evet, neyse. Ben akşam öğrenirim işin aslını. Yarın kaçta gidiyoruz yurda? Sabah haberleşiriz artık. Şenol da söylerim, o da gelir kesin. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz, ben de buradan gayelere geçeceğim. İyi, ben de eve giderim herhalde. Hediyeleri ne yapacağız? Sen şimdi onların yarısını götür. Sen gayelere gidiyorsun nasılsa. Yorulma, ben alayım. İyi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ya, Aykut Demir'e bir şey yaparsa. Alo. Efsun, ben Başak. Tanıdım sesinden. Neredesin şimdi? Seninle konuşmak istiyorum da. Okulda C bloğun koridorundayım. Neyle ilgili konuşacaksın? Gelince öğrenirsin. Nerede bunlar ya? Herkes bir yerde geziyor tabii. Ben de Sunalı'ya gideceğim. Korkunun eceli faydası yok. Bu şişe
nereden çıktı ya? Hadi Arzu, hazırsan gidelim artık. Bir gelsin, ondan sonra çıkarız. Yine nereye gitti bu herif? Tuvalete gitti Melih. Gitmesin mi adam? Merhaba Melih. Hoş geldi. Hoş bulduk. Kafe sana emanet. Biz Arzu ile Tunalı'ya gideceğiz. Bir işimiz var. Halledip döneriz. Hadi. Ay tamam Melih'ciğim. Niye bu kadar acele ediyorsun? Ne oluyor ya? Ya halledip gelelim bir an önce işte. Hadi. Tamam. Görüşürüz İdil'ciğim. Oldu bu iş. Beni artık kimse tanıyamaz. Ay ben cüzdanımı evde mi unuttum acaba? Aa, vallahi almamışım. Evde unutmuşum. Şoför bey, lütfen dönebilir miyiz? Güzel kızım benim. Birbirinize iyi bakın, tamam mı? Sen de iyi bak babacığım. Bak su içmiyorsun. Böbrekler gidecek elden. İçerim içerim. İyi yolculuklar babacığım. Güle güle git, güle güle gel inşallah. İnşallah oğlum. Siz de kafeyi boşlamayın böyle. Bak bugün de bu saate kadar evdesiniz. Tamam tamam sen merak etme. Gitmesen olmaz mı? Olmaz Sabiha'm. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de. Varınca ara olur mu? Her gün ara beni. Ararım ararım. Sen de üzme kendini böyle Sabiha. Her zaman gittiğim yol. Ama ne bileyim bu sefer işte böyle. Hadi girin üşütmeyin. Hadi rastmalık. Varınca ara. Güle güle. Özgür Bey. Anlat bakalım. Nedir senin sıkıntın? Yok bir şey baba. Her zamanki olağan şeyler. Dersler falan yoğun işte. Bana biraz kız meselesi gibi geliyor. Var mı öyle bir şey? Yok baba öyle bir şey. Bak biz de genç olduk oğlum. Kendine boşu boşuna acı çektirme. Eğer bir aşk varsa peşinden gideceksin. Anladın mı? Öyle kolay değil. Gerçek aşkı buldun mu da sımsıkı sarılacaksın. Pelincim, makine boşaldı. Kirlileriniz varsa koyun canım. Duydun mu beni? Tamam anneciğim. Bahri'nin düğmesi mi acaba? Yok. Onun böyle bir düğmesi yoktu. Kasa. Kasa buradaydı. Sakın bu hırsızın düğmesi olmasın. Bu da yıkanacak. Bu da. Kuru temizlemeye gidecekleri sonra ayırırım. Al bakalım Arzu. Dükkanın kirası. Melih'cim sen de kalsın. Babam senden istedi nasıl olsa. Yahu Arzu al işte şunu. Niye bende kalsın? Hem Arzu bir şey soracağım. Kiracılar niye banka hesabına yollamıyorlar parayı? Böyle elden veriyorlar.
Ya bu ay kirayı biraz geciktirmişler de babam o yüzden biraz özellikle istedi elden almamızı. İyi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Eve mi gidiyoruz? Ya aslında hazır gelmişken Kuğulu Park'a mı gitsek? Bu soğukta. Ne zamandır gitmek istiyordum bir. Lütfen kırma beni. Arzu ne yapacağız şimdi orada? Ne bileyim bir çay içeriz. Ya hadi lütfen. İyi hadi yürü. Bugün pazar. Beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ne güzel demiş şair. Dünya varmış. Canım benim. Yoksa bu kız kaçtı mı? Of, aman Allah'ım. Canım. Biliyorum. Yaptığım hiçbir şey affettirmez. Keşke zamanı geri alabilsem. Ama geri alamam. Bundan sonra yapabileceğim tek şey senin benim için ne kadar önemli olduğunu göstermek. Sana veremediğim hediyen. Bu çok pahalı bir hediye ama. Hiçbir şey senden değerli. Önemli değil ki karıcığım. Beğendin mi? Evet, çok güzeller. Taksana. Bunu alırken sana ne kadar yakışacağını hayal ederek almıştım. Hı? Efsun. Gelmeseydin korkudan ölürdüm herhalde. Hemen gitmeyeceksin değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksın. Hayır hayır sakın. Kendine gel Demir. Merhaba. Çok fazla vaktini almayacağım merak etme. Hemen konuşup gideceğim. Demir'le ilgili konuşacaksın sanırım. Sanırsın öyle mi? Bak Efsun, senin Demir'e bu kadar yakın olmandan sıkılmaya başladım artık. Başak bak sen yanlış anlıyorsun. Sürekli ihtiyacım var diyerek Demir'i kendine çekmeye çalışıyorsun. Ama ben bunları anlamayacak kadar salak değilim. Başak, lütfen. Üstelik doğru söyleyip söylemediğim bile şüpheli. Daha ev arkadaşlarım bile kapının zorlandığını bilmiyor. Nasıl oluyorsa artık. Başak bak. Bana bak Efsun. Seni bir daha Demir'in etrafında görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Yoksa seni çok pişman ederim.
Nasıl olsa döneceksin Banu. Döndüğünde de bunun hesabını soracağım senden. Arzu, önce çaydı, şimdi kağıt evi oldu. Ya ne zaman gideceğiz Allah aşkına? Ya ama ne yapayım Melih, çok canım çekti. İster misin? İstemem, sen ye. Hadi bir an önce de ye artık ama. Vallahi ellerim dondu. Ay kıyamam sana ben. Ben ısıtırım şimdi senin ellerini. Arzu ne yapıyorsun? Gerek yok. Şey mi ya şimdi? Hani filmin başında kızı kurtaran adam vardı ya, o mu? Bu abisi. Çetenin başındaki adam. Ay hiç sevmiyorum böyle filmleri ya. Bir romantik komedi falan alsaydın keşke. Sıkıldıysan değiştirebilirsin. Hı. Sen sevdin, izleyelim. Sonra başkasını izleriz. Şu pikeyi uzatır mısın? Üşüdün mü? Hırpardım öyle. Dur, ben sana sıcak bir şeyler yapayım. Ya gitme. Ama üşüdüm diyorsun. Olsun, sen ısıt. Yetişimde anlaşıldı. İyi mi böyle? İdare eder. Bir de öpücük versen tam olacak. Tamam mı? Şimdi ısındın mı? Isındım, ısındım. Aynı anda mail yazmışız abicim ya. Aynı anda düşünmüşüz birbirimizi. Peki neden cevap yazmıyor? Soralım. Melih! Ay Melih kadar kafana taş düşsün hemen. Bana mail atıyor. Sonra da Arzu'nun elini tutuyor. İyi ki babana söylemedim oğlum seni. O seni hak etmiyor. Ama ben onunla yapacağımı biliyorum. Sponsorumuz geldi oğlum. Mecbur açacağız. Merhaba canım benim. Yine dışarı çıktın sandım. Hayır, gördüğünüz gibi buradayım. Yoksa beni kontrole mi geldiniz? Aa, o nasıl söz Banu, aşk olsun. Sana salep getirdim. Teşekkür ederim. Banu ama sakın bir daha dışarı çıkma. Bak ikimizin de başını yıkarsın. Ya Berna teyze, dün de size söyledim. Ya evde oturmaktan sıkılıyorum. Ben de insanım, hava almak istiyorum arada bir. Ayrıca eve geldiğim zaman siz bile beni tanımadınız. Öyle ama yine de çok tehlikeli. Ankara küçücük bir yer. Kiminle karşılaşacağın hiç belli olmaz.
Doğru aslında. Kimle karşılaşacağın hiç belli olmuyor. Ay çok güzel değil mi? Vallahi buraları görünce yavrum salınıyor diye çok da hoşuma gidiyor hani. Vallahi bence gezmeye çok vakti olmuyor onun. Nereden bildin? Ne bileyim, hep makyajsız. Aman bilmez misin sen kızını? Ruhsuz o odadan bu odaya geçmez. Süslü işte. Haklısın. Keşke birisini verseymiş de o çekseymiş. Kız bunlar hep manzara. İlk görüşmemizde söyleriz, çeker. Bu arada çorba oldu. Anne ben çıkıyorum. Hemen mi? Gitmesen olmaz mı? Anneciğim bu saate kalmam bile ayıp. Hah! Bak Şükran teyze geldi. Artık nöbeti ona devreder giderim ben. O ne biçim laf kız öyle, nöbet falan? Ben deli miyim, hasta mıyım? Ay anneciğim şaka yaptım. Olacaklardan o zaman ben sorumlu değilim. Benden günah gitti. Sen beni sevene kadar senin etrafında senin sevdiğin herkes acı çekecek. Herkes! Of, Allah'ım ne yapacağım ben ya? Kız bu. Adı da Meveş. Adresi de burada. Dediğim gibi kızın peşini bırakma. Uygun bir anını bulduğun zaman da, tamam mı? Tamam abi, sen hiç merak etme. Bak bu da para. Bir şey olursa beni ararsın. Efsun, iyi misin? Hasta mı oldun yoksa? İyiyim canım, iyiyim. Ya dün Demir'le Başak'tan duydum. Sevgililer günde evin kapısı mı zorlandı? Neden bize söylemedin peki? Demir'den önce bize haber vermen gerekmez miydi? Gaye'cim. Başak ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim. Kantindeyim, Demir'i bekliyorum. Meraktan patladım. Bir türlü konuşamadık. Efsun'a ne oldu, anlatsana. Demir'den uzak dur yoksa seni pişman ederim dedim. Sonra da bastım gittim. Hadi ya. Vallahi aferin. Herhalde Demir'e bulaşmaması gerektiğini anlamıştır artık. Umuyorum. Neyse canım, Demir geliyor, ben kapatıyorum. Sonra haber veririm ben sana, tamam mı? Ne yapacağım, nasılsın? İyiyim. Ya çocuklara hediyelerini vermek için sabırsızlanıyorum. Sen getirdin mi her şeyi? Her şey tamam ya. Sen de hazırsan çıkalım. Meveşleri bekletiyoruz biliyorsun. Tamam. Hemen gidelim o zaman. Başak, yurttaki çocuklar bizi görünce çok sevinecek. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok heyecanlıyım. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Sen heyecanlanınca dünyanın en yakışıklı erkeği oluyorsun. Başak benim haberim olmadığını anlayınca şüphelendi haliyle. Yani sen olsan onun yerinde ne düşünürdün? Ya haklısın. Ben de biraz bozuldum açıkçası. Ya hem ev arkadaşınım hem hiçbir şeyden haberim yok. Ya ben sizi endişelendirmek istemedim. Efsuncuğum, biz bu evde hep birlikte yaşıyoruz. Böyle bir durum varsa bizim de bilmemiz gerekmez mi? Ayrıca her başın sıkıştığında Demir'i ararsan Demir'le Başak'ın arası açılacak. Farkında mısın? Ya tamam, haklısın. Zaten o gün Demir'i aradığımda kutlamalarını yarıda bırakıp gelmişler. Bak, gördün mü? Ya tamam. Biliyorum, onu çok seviyorsun.
Aşk deyince akan sular duruyor. Ama sevdiğin başka biriyle birlikteyse senin de orada durman gerekiyor. Tamam canım. Anladım ne demek istediğini. Bir daha dikkatli olacağım. Ya canım. Ne olur beni yanlış anlama. Ben hepimizin iyiliği için konuşuyorum. Mehveş, bir bakar mısın? Keşke her şey dediğin kadar kolay olsa. Başka masaya mı oturayım? Melih'ciğim, bak aramızda bir takım şeyler geçmiş olabilir. Tamam. Ama burası hala ikimiz. Lütfen kalk ve sen de bir şeyler yap. Daha ne yapayım kızım? Gittim mutfak bile temizledim. Ah canım, bak o işi zaten İdi yapıyor Melih. Ya ne bileyim, buraya biraz hareket katmak lazım. Ne hareket Arzu? Jimnastik salonu burası. Ah canım, ne kadar spiritüelsin sen öyle. Ya diyorum ki bir aktivite falan mı düzenlesek acaba? Ne aktivitesi? Bilmem. Mesela dart turnuvası olabilir. Aa çok iyi. Aferin, sen yap. Tamam. Hadi kalk bakalım oradan afiş. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ben tek başıma yapmak istiyorum. Hadi canım. Evet. Afiş konusunda iddialıyımdır Arzu. Bak ben bir çalışma yapayım. Sonra sen de fikrini söyle bana. Bak. Göreceğiz bakalım. Hadi kolay gelsin. Nerede bu dosya ya? Güzel mekanmış değil mi? Bir daha gelir miyiz? Senin yanında olduğumu bildikten sonra nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Sen harika bir insansın. Abim, şu ablaya bir gül al be ya. Sağ ol be abicim, Allah sizi ayırmasın. Teşekkür ederim. Bu gülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Hadi bir oradan. 10 yıl sonra çıkarır gösteririm ama sana bu çiçeği. Senden nasıl vazgeçeceğim Özgür? Ne oldu İkbal? Hayırdır? Kara kara düşünüyorsun yine. Bahri'cim, bu düğme senin mi? Yok, benim değil. Ne oldu ki? Ya, Bahri, bu düğmeyi Puf'un yanında buldum. Kasada oradaydı. Hırsız kaçarken düşürmüş olabilir mi? Olabilir. Polise göstersek mi? Belki ipucudur. Hiçbir işe yaramaz İkbal'cığım. Dışarıda bunu kullanan yüzlerce adam var. E göstersek ne çıkar? Sıkma artık canını İkbal. Olan oldu. Neyse ki mala geldi. Canımıza da gelebilirdi. Hadi ben çıkıyorum, akşama görüşürüz. Güle güle.
Aa, son düğmesi kopmuş. Aykut, nereye gittin sen sabah sabah? Güzel karıma bir sürpriz yapayım dedim. Ne sürprizi? Tatam. Sen bana çiçek mi aldın? Hı-hı. Mis gibi de kokuyorlar. Küpeleri takmışsın. Evet, taktım. Bu barıştığımız anlamına mı geliyor? Beni affettin değil mi Pelin? Şimdilik affettim diyelim. Ama bir daha böyle bir şey olursa, ki umarım olmaz, tepkim bu kadarla kalmaz Aykut. Buna emin olabilirsin. Pelin, bak ben yüzüne her baktığımda bunun pişmanlığını duyacağım. Ben seni çok seviyorum. Bu arada ne yapıyorsun? Ben de sana yardım edeyim. Kuru temizlemeye gidecek olanları ayırıyordum. Ama bu ceketin düğmesi kopmuş. Öyle mi? İyi, kuru temizlemeciye gidip geldikten sonra bakarız bir çaresine. Neyse, ben aşağı iniyorum. Sen de işin bitince gel de bir şeyler yiyelim. Tamam. Aa, ne güzel filmler almışsın işte. E çok iyi. İzle bunları. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazsın. Bu ne canım benim? Hamile yogası işte. E çok iyi. İzlesene bunu. Berna teyze, Türkçe altyazılı olduğu için hem altyazısını okuyup hem hareketleri yapamıyorum. E senin İngilizcen yok mu? Var ama kadının ne dediği anlaşılmıyor. Neden? Çünkü burada doğru düzgün bir ses sistemi yok Berna teyze. Madem benim evden çıkmamı istemiyorsunuz, alırsınız bir home sinema, ben de adam gibi film izlerim. Home sinema mı? Evet, ayrıca son model istiyorum. İyi de ama Banu... Aması maması yok Berna teyze. Eğer iki gün içinde bu home sinema sistemi benim evimde olmazsa, siz de beni bir daha bu evde bulamazsınız, tamam mı? Tamam canım benim. Ben şimdi gideyim, sonra yine geleyim. Oğlum da ben de sizi dört gözle bekleyeceğiz. İstersen silip sonraki aktiviteleri de yazabilirsin. Mesela çok yakında filan. Süper ya, çok iyi fikir. Oh. Çok yoruldum değil mi? Bak şimdi ben çıkayım. Rack. Bunun çıktısını alayım, oradan bir eve geçerim. İdi gelince sen de çıkarsın. Eve gelince sana bir dakika kahve yapacağım. Tamam mı? Olur, yaparsın. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ben bilmiyorum, bir zamanlar hayatımda en iyi bir şey vardı değil mi? Hey gidi günler be. Günde en az 10-15 kız eklerdi beni. Vay nasıl. E tabi. Kazanova gitti, yerine Kısırıkova geldi. Hey! Şeker. Şeker kim ya? Eğer o saniye için kabul etmezsen ben de bağlı değilim. Bir, iki, üç... Pardon, 5.
saniye diyecektim. Hadi bakalım Melih Bey. Seni birazcık dans edelim. Burası. Torbalar hazır. Ne zaman geliyorlar Mehveş? Birazdan gelirler Şenol'um. Her şeyi aldık mı? Evet evet her şeyi aldım. Ozan sen de geliyorsun değil mi? Ya canım ben gelmeyeceğim. Canım hiç çıkmak istemiyor. Ya Ozan ya. Resmen kendini eve kapattın. Bizim için değilse bile onlar için gel. Ya evet Ozan ya. Hem bak birinin mutlu olduğunu görmek insana iyi gelir. Sana da iyi gelecektir. Hadi lütfen kırma. Tamam geliyorum. Oley! Mehveş, ben de çocuklar için atkı bere falan aldım. Ya gelemiyorum, bari çorbada tuzum bulunsun istedim. Bunu da unutmayın, olur mu? Süpersin canım, çok sağ ol. Neyse, Demirler gelmeden şu torbaları falan iyice toparlayalım. Unuttuğumuz bir şey olmasın. Alo? Alo, Mehveş biz geldik sayılır. Hadi siz denin artık. Tamam Demircim, tamam. Hemen geliyoruz biz. Hadi hadi. Hadi Ozan kalk, gelmişler. İniyoruz, toparlanın. Hadi ya. Ya tamam Mehveş, panik yapma. Hazırız zaten. Mehveş nerede? Geliyordu. Geliyor işte. Geldim, geldim. İşte o kız. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Bir dakika. Bunu unuttunuz. Ver canım, ver. İyi hadi. Hadi görüşürüz eski. Görüşürüz. Bakma canım benim, seni de rahatsız ediyorum ama sen bu işlerden çok iyi anlarsın. Evet, home sinema. Kaç para? Aa, yapma gözünü seveyim, çok pahalıymış. Tamam canım benim, tamam. Ben seni sonra arayacağım yine. Hadi canım, hoşça kal. İyi işler sana, bay bay. Kolay gelsin. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım benim. Hoş geldin Berna abla. Vallahi yüzünü gören cennetlik Berna abla. Nasılsın? Nasıl olayım Volkan'cığım, uğraşıyoruz işte. Ya Volkan aslında çok haklısın. Ben sizi çok ihmal ettim. Yalnız bıraktım sizi. Güya kasaya ben bakacaktım değil mi? Hiç olur mu öyle şey Berna abla? Ben zevkle bakıyorum, sen takılma. Biliyorum canım benim. Hem hayatım, sen benden izinlisin hamile olduğun için. Şimdi git, ne zaman istersen o zaman gel. Teşekkür ederim. Durum nasıl? Aa, bu ay çok karlı geçti. Çok daha iyi olacak, çok daha. Olacak tabii. Ben kaç saymıştım ya? Neyse, bir daha sayayım bari. İnsanın parası çok olunca tabii. Kimmiş bu şeker? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Nereli olalım? Buldum. İzmirliyim ama Ankara'da okuyorum. 21 yaşındayım. Sevgilim yok. Allah Allah. Sorduk sanki sevgilim var mı diye. Bu kızlar ben görmeyeli iyice uçmuş ya. Sevgilim var mı diye sormamıştım zaten. Vay, demek sert erkeği oynuyoruz. Dur bakalım, kurcalayınca altından ne çıkacak? Ben yine de söyleyeyim dedim.
Belki lazım olur. Peki senin sevgilin var mı? Boşuna uğraşma kızım. Benden geçti artık bu işler. Evet, sevgilim var. Var tabii salak. Hem de evlisin sen onunla. Ne güzel. Hep yan yanasınızdır. Hayır, maalesef o çok uzaklarda. Bu benden bahsediyor ya. İyiyim halacığım. Banu gittikten sonra çok rahatladım. Gerçi Ozan gitse kendimi daha iyi hissedecektim ama... neyse, buna da şükür. Ben inanıyorum her şey çok güzel olacak. Halacığım, bu arada Moda Kafe'de bir dart turnuvası düzenlemeye karar verdik. Önce tanıdıklarla kendi aramızda yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Dart canım dart. Halacığım hani var ya böyle duvara asıyorsun. Sonra ok atıyorsun. Hah evet o işte. Dönürüm. Suna'dan haber var mı? Aman yavrum elinde takvim hesap yapıp duruyor işte. Hayırlısı inşallah. Banu'dan haber var mı? Ha, sen geldiğinde biz ona bakıyorduk. Fotoğraf yollamış, gel bak göstereyim. Hayda, kız ne yaptın, attın çarşaf yere? Bu buruşursa sonra bunu ütüleyim diye ölürsün. Hadi, hadi tut şunun ucundan. Kaçmıyor ya kızının fotoğrafları. Sen Banu'ya söyle de benim neye eklesin. Ne kız? Ay ayol, sen de pek cahilsin. Kız bilgisayarda işte şu yazıştığın şeye diyorlar. Ay benim de şey adresim var işte. Biz bir kere yazışmıyoruz, görüntülü görüşme yapıyoruz. Ha. O nasıl oluyormuş? Aman sen de pek cahilsin. Bak 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 sen hele. Hiç altta da kalmıyor. Hemen de lafı sokuşturuyor. Sokuşturacağım tabii. Niye altta kalayım ki? Ha. İyi o zaman. Herkes birbirine bildiğini öğretsin madem. Tamam hadi aç bilgisayarı. Tamam. Aa. Dönürüm. Bak ben gelirken mısır aldıydım. Anam bunu ben şekerli yapıyorum. Bir güzel oluyor, bir güzel oluyor. Sen yedin mi hiç? Yok. Ayol sen de pek cahilmişsin. Ay vay. Söyle. Abi selam. Dediğin kızı takipteyim. Kız tek başına değil ama. Kalabalık bir ekiple yetimhaneye girdiler. Dışarıda bekliyorum. Ne yetimhanesi oğlum? Sen emin misin benim söylediğim kızı takip ettiğinden? Eminim abi, söylediğin kız. İyi. Beni niye aradın o zaman? Haber vereyim dedim. Devam edeyim mi, bugünlük bırakayım? Ya tabii devam et. Ha, kız bak yalnız başına kalmadan da harekete geçme. Duruma göre bakarsın işte. Peki tamam abi. Daha bitmedi mi ev işleri? Ya buralar çok tozlanmış. Tozunu alıyordum. Ya bırak hayatım. Sonra yaparsın. Ben seni çok özledim. Pelin. Ben seni çok seviyorum ya. Affedersiniz. Özgür Atabay'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Rica etsem bunu ona verebilir misiniz? Tabii, sorun değil. İletirim ben kendisine. Tamam, çok teşekkür ederim. Ay, ya umarım çocukların uyku saatinde gelmemişizdir. Oyuncakları görünce açılır uykuları.
Merhaba, ben Demir. Biz Selma Hanım'a bakmıştık da. Bir saniye lütfen. Selma Hanım, Demir diye bir genç arkadaş geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Biz geçen gün konuşmuştuk. Arkadaşlar olarak çocuklara hediye verecektik de. Evet evet. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen çocukların yanına gidelim. Olur. Şansınıza tam oyun saatinde denk geldiniz. Kaç çocuk kalıyor yurdunuzda? 100'den fazla. Ay, hepsi de anne babası tarafından terk edilmiş çocuklar değil mi? Terk edilmiş olan, annesi babası ölmüş olanlar da var. Evet, geldik. Buyurun içeri girelim. Çocuklar bir saniye bana bakın. Bu abiler ablalar sizi düşünüp bir sürü oyuncak getirmişler. Teşekkür edelim mi onlara? Hadi bakalım, ne almışlar bir bakalım. Kızlar burada. Biraz dertli galiba. Ona bakınca kendi çocukluğumu hatırladım. Demircim niye mi buradasın? Bak arkadaşlar ne güzel oyun oynuyor. Neden sen de gitmiyorsun onların yanına? Ya arkadaşlarımla oynarken annemle babam gelirse? Biliyorsun bunları konuştuk. Annenle babanın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Onların geri döneceğini sanmıyorum. Sen yalan söylüyorsun. Onlar gelecekler. Beni çok seviyorlar. Hadi inatma artık içeri. Bırak elimi. Gelecekler. Sen bilirsin Demir. Ama yemeği kaçırma. Gelecekler. Gelecekler işte. Kıyamam ben sana. Bence o da aynı şeyleri hissediyor şu an. Yani hala annesiyle babasını mı bekliyor diyorsun? İnan bana kaç sene geçerse geçsin o fikri atamıyorsun hiçbir zaman kafandan. Her an kapıdan biri gelip alıp götürecek diye bekliyorsun seni. Demek o kadar çok seviyorsun sevgilini öyle mi? Hem de çok. Kim bilir ne yaptın da kız kaçtı o kadar uzaklara. Allah Allah. Sana ne kızım ya? Bu kadın milleti böyle işte. Birbirlerini tanımasalar bile bak nasıl kolluyorlar. Bilsen neler olduğunu, salak. Ben ne yaptıysam... Onu korumak için yaptım. Ne olursa olsun onu sevmekten vazgeçmedim. Ya bu benim olduğumu anladı da beni mi yiyor? Dur bakalım şimdi anlarız. Bence sizin ilişkiniz çıkmaza girmiş. Sana yeni bir beden lazım. Bakalım buna karşı koyabilecek misiniz Melih Bey? Öyle mi dersin? Al işte. Balık oltaya geliyor. Hayatım. Ben banyoya giriyorum. Tamam canım. Anneciğim. Kimi arıyorsunuz? Polisi. Hayırdır? Bu hırsız meselesi mi? Evet.
Baksana bunu bizim odada buldum. Belika hırsız kaçarken panikle bir yere taktı ve düşürdü. Bahri'nin mi diye düşündüm ama Bahri'nin öyle bir ceketi yok. Ama polis ne yapabilir ki anne? Yani dışarıda bu düğmeden kaç kişi de var kim bilir? Bahri de aynısını söyledi ama belki bir ipucu olabilir bu. Anladım. Anneciğim isterseniz bu işe bizzat ben ilgileneyim. Hem siz de kafanızı böyle şeylere yormayın. Canınızı sıkmayın. Merhaba, benim adım Demir. Benim adım da Başak. Senin adın ne? Yoksa adını mı unuttun? Söylemek istemiyor herhalde. Sen niye oynamıyorsun arkadaşlarında? Bak bir sürü oyuncak var orada. Oyuncakları mı sevmedin yoksa? Yok. Ne yapsak konuşturamayacağız galiba. Bak. Beni de annem babam küçükken yurda bıraktı. Hatta senden daha küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum. Hayatımın en zor ama en güzel anlarını ben de burası gibi bir yerde geçirdim. Sen artık adını söyleyecek misin bize? Kaya. Kaya bak ne güzel bir ismin varmış. Niye söylemiyorsun? Burayı seviyor musun Kaya? Annenle babanı bekliyorsun değil mi? Ama bak buradaki arkadaşların da senin ailen. Sakın pes etme Kaya. Bak ben pes etmedim. Üniversiteye gittim. Şimdi doktor olacağım. Sen niye olmayasın? Ben sana güveniyorum. Okuyup çok iyi yerlere geleceksin. Ben de hep doktor olmak istemişimdir zaten. E niye olmayasın ki o zaman? Her şey senin elinde. Yeter ki çok çalış, tamam mı? Tamam. Selam. Özgür, seni gördüğüm iyi oldu. Bu seninmiş ya. Allah Allah. Nedir bu, nereden çıktı? Bir kadın geldi az önce, seni sordu. Bunu sana vermemi istedi. Seni arıyordu. Peki, sağ ol. Mine. Demek unutmamışsın. Volkan bak biz de böyle yapalım. Nasıl canım? Yeşil zeytinli kürdana takıp tosta saplamışlar. Çok güzel görünüyor değil mi? İyi fikir. Hayatım çay istemedin, sana kahve yapayım mı? Yok yok hayatım. Ben zaten şimdi çıkacağım. Kasanın rulosu bitmiş. Rulo almam lazım ortalık sakinken. He anladım canım. Hem artık kendime dikkat etmem lazım öyle değil mi? Ne de olsa baba olacağım, biraz yürüyüş yapmak lazım. Hadi canım, görüşürüz. Güle güle canım. Bu ne böyle yanına koymuşlar? Bilmiyorum ki canım, yazmamışlar. Dokunmadım. Aman ha, ya olursa Suna canımızı okur. Tamam tamam anladık. Sen göster bakayım şu fotoğrafları bana hadi. Kız ben bunu ilk zamanlar hiç denk getiremiyordum. Ay ben de öyle. Aa, pek güzel fotoğraflarmış kız. Ay cennet gibi ya burası. Bana mı çekmiş hepsini? Ya bu hanım çekmiş tabii yavrum. Yalnız oralarda. Kız baksana fotoğrafların birinde bile yok. E keşke birine makineyi verseydi.
Aman ben de öyle söyledim Sunay'a ama ne bileyim sonradan aklıma geldi. Yavrum elin gavuruna güvenememiştir. Çalınır makinesi diye korktu demek ki. Doğru. Dur bakayım şu bir öncekini şey et bir. Şuna mı bakacaksın? Bunu Banu çekmiş olamaz. Ben bu fotoğrafı daha önce gördüm. Aa, delinin zoruna bak. Nereden göreceksin? Yeni yolladı yavrum daha bunu. Vallahi adam gibi eminim. Ben bu fotoğrafı daha önce bir yerde gördüm. Gerçek yüzün yavaş yavaş ortaya çıkıyor işte Melih. İndir bakalım şu maskeni de görelim altındaki şeytanı. Bence sen çok yakışıklı birisin. Ayrıca karizmatiksin yazdıklarından beri. Ya bu kız bizim okuldan falan mı acaba? Eğlenceli bir tip ha. Dur bakalım. Belki hediye falan ayarlarız. Sende kamera var gözüküyor. Aç sana bir göreyim seni. Göreyim seni. Bu kamerası ya. Nereden çıktı şimdi kamera? Olmaz. Anne davet gönderiyor. Şşt! Ay açtık galiba. Nasıl kapatacağım ben bunu ya? Ayrıca çok mutlu oldum. Rica ederiz. Onları böyle mutlu görünce asıl biz çok mutlu olduk. Sizin emeğinizin yanında bizimki hiçbir şey. Yani biz bir şey yapmadık. Öyle demeyin. Keşke herkes sizin gibi olsa. Bu çocuklara bakınca kendimden utandım. Bizimki dert değilmiş. Baksana. Hepsi bizden daha güçlü. Öğretmenim biz şimdi gidiyoruz ama yine geleceğiz. Çok sevdik burayı. Bizden öyle kolay kolay kurtulmak yok valla. Çocuklara veda etmeden mi gideceğiz? Veda etmeden giderseniz size küserler zaten. Çocuklar, abiler ablalar gidiyorlar. Vedalaşalım mı onlarla? Canım, sen iste ben hep gelirim, tamam mı? Bugün dediklerimizi unutma, olur mu? Biz bir daha geleceğiz seni görmeye. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak İpekciğim, olur mu? Olur, sen de kendine iyi bak. Sen çok akıllı bir kızsın, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Teşekkür ederiz. Hadi gitmeden bir hatıra fotoğrafı çektirelim. M5, telefon çıkarsana. Hadi bakalım. Bana verin isterseniz, ben çekerim. Şuraya basıyorsunuz. Tamam. Çocuklar, geçin şöyle iki sıra yapın. Buraya, gelin. Gelin, bunlar.